arkadaşlar 3-4-5 yayınları altılı tüm dersler denemelerinin 6. denemesinin çözümleriyle videolarımıza devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Figen 0,125 onluklu sayısına sayılarından hangilerini eklerse elde edeceği sonuç bir tam sayı olur. Şimdi öncelikle bu sayıyı rasyonel bir hale getirelim. Yani 125 bölü 1000 değerimizi sadeleştirelim. Burada 125'e böldük 1, 125'e böldüğümüz zaman 8 gelecek. Dolayısıyla 1 bölü 8 sayısına hangi sayı eklerse elde edeceği sonuç bir tam sayı olur demiş. Mesela 15 bölü 8'e eklemiş olsa 16 bölü 8 2'ye eşit olacak. Dolayısıyla bir tam sayı. 50 bölü eksi 50 bölü 16'ya eklersek 1 bölü 8'e. Eksi 50 bölü 16'ya eklersek 2 ile genişlettiğim zaman eksi 48 bölü 16. O da eksi 3 olacak. Yine bir tam sayı. 42 bölü 8'e ekleyelim. 1 bölü 8'e 42 bölü 8 eklediğimiz zaman 43 bölü 8 bir tam sayı olmadığı için üçüncüsü olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 geldi. İkinci soruda aşağıda bir cep telefonunun uzunluk ölçümü uygulamasında aynı uzunluğu ekranın sağ tarafı farklı, sol tarafı farklı cinsinden ifade etmekte. Birinci şekilde ekran kaydırıldığında ikinci şekildeki görünüm elde edildiğine göre x kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi şöyle bakalım. Mesela ekranın sol tarafıyla dikkat ettiyseniz uzunluk aralarındaki uzunluklar da farklı zaten. Sol tarafı mesela burada 3 ile 4 arasında tam ortada denk gelmiş. 3,5'a karşılık gelirken sağ tarafı 9'a denk gelmiş. Buradakinde ise buradaki şeklin sol tarafı 21'e denk gelirken sağ tarafı x'e denk gelmiş. Şimdi o zaman buradaki oranları bunların eşit olmalı. Sonuçta aynı hizadan bahsediyor. Dolayısıyla 3,5'un 21'e oranı 9'un x'e oranına eşit olmalı diyoruz. Buradan şöyle yapalım. 3,5 mesela burada tam katını aldığımız zaman mesela normalde 7 olsaydı 21 olacaktı. Demek ki 6 defa, yani 3,5'a böldüğüm 1, 21'i 3,5'a böldüğümüz zaman 6 defa geliyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 9 çarpı 6'dan x değerimizi 54 olarak buluyoruz. Üçüncü soruda aşağıdaki A, B ve C karelerinin köşelerindeki küçük karelerde yazılı olan sayılar toplandığında her defasında aynı sonuç elde ediliyor. Buna göre x ile y'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi buradaki sayıların topladığımız zaman her defasında aynı sayılar olacakmış. Dolayısıyla biz bu değerleri topladığımız zaman 5 artı 4'ten 9 artı x artı y değeri. Aynı şekilde burada buradaki değerleri topladığımız zaman 6 bir daha 7 artı pardon 6 artı 1'den 7 geldi. 7 artı y eşittir. Buraya baktığımız zaman 9 artı 1'den 10 artı 2y artı 3x. Birbirlerine eşit olacakmış. Şimdi burada birinci ile üçüncü ifadeyi eşitleyebiliriz karşılıklı olarak. Mesela şöyle diyelim. 9 artı x artı y 10 artı 2y artı 3x'e eşitmiş. Buradaki değerleri mesela x'i diğer tarafa aldık. 2x geldi. Y'yi aldık. Y kaldı. Onu diğer tarafa aldığımız zaman da eksi 1 oldu. Daha sonra buradaki ilk 2'yi mesela eşitlemiş olsak 9 artı x artı y 7 artı y'ye eşit. Y'ler gitti. Buradan da x değeri mesela eksi 2 olarak bulduk. Eksi 2 yerine yazarsak eksi 4 artı y eksi 1'e eşit. Buradan da y değerimiz 3 geldi. Bizden x ile y'nin çarpımını istediğine göre 3 çarpı eksi 2'den cevabımız eksi 6 oldu. Dördüncü soruda aşağıda gerçel sayı doğrusunda A, B, C sayıları gösterilmiştir. Buna göre A ile B arasındaki mutlak değer uzaklığı veriyordu aynı zamanda. A ile B arasındaki mesafe B ile C arasındaki mesafenin oranı 6'ymış. Dolayısıyla burası 6'nın bir katıysa burası o zaman K kadar gelecek. Uzaklıkları oranı çünkü 6'ymış. Peki şöyle baktığımız zaman A ile C arasındaki mesafeye baktığımız zaman büyükten küçüğü çıkartıyoruz tabi. C eksi A, yani A ile C arasındaki mesafe ise 7'nin bir katına eşit. Şimdi C değerimiz 15, A değerimiz eksi 6, yani 15 eksi eksi 6 aradaki mesafeyi verecek. Burası da 21. Dolayısıyla 7K 21'e eşitse K değerimiz 3 geldi. O zaman bu aradaki fark 18, bu aradaki fark da 3 olacak. O zaman B değeri 3 eksik olacağına göre B değeri 12. Eksi 6 ile 12'nin arasında da mesafe yine 18. Bu da sağlıyor. A ile B'nin değeri. A eksi 6. B değeri 12. Topladığımız zaman da cevabımız 6 geldi. Beşinci soruda A, B ve C gerçel sayıları için eşitsizliği verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle negatiftir demiş. Şimdi bakalım. Öncelikle burada B sayısı sıfırdan küçük olduğuna göre B sayısı negatif. Eksi A'nın da negatif olması lazım. O zaman A sayısı pozitif olmalı ki eksiyle çarpıldığı zaman burası eksi gelsin. A sayısı pozitif, B sayısı negatif. Buraya baktığımız zaman şimdi C eksi A'nın pozitif olması lazım. A sayısı pozitifse, o zaman C sayısı, sonuçta buradaki pozitiflikten pozitifi çıkartacağım. C sayısı o zaman A'dan büyük olmalı. Yani C de pozitif ama mesela C 3 iken A 2 olmalı ki 3-2'den yine 1 gibi pozitif bir sayı gelsin. Sonuç olarak şöyle bir sıralama yapabiliriz. Burada C değerimiz, daha sonra A, daha sonra B değeri. B negatif, A ve C pozitif. Şimdi bakalım. B sayısı negatif dedik. A eksi B. B negatif olduğuna göre eksiyle çarptık. Artı, dolayısıyla burası artı oldu. Artı ile eksinin çarpımından burası eksi geldi. Kesinlikle negatif. Buraya baktığımız zaman C sayısının pozitif olduğunu biliyoruz. B eksi A. Şimdi B eksi A ifadesinde B'nin zaten negatif olduğunu biliyoruz. Mesela burası da eksi 2 diyelim. Eksi 2 eksi A. A'da 2 vermiştik pozitif bir değer. Mesela eksi 4 gibi negatif bir sayı. Dolayısıyla artı ile eksinin çarpımından burası yine negatif geldi. Buraya bakalım. B artı C. Şimdi B ile C'nin biz sonuç olarak burası negatif olduğunu biliyoruz ama mesela burası eksi 2 de olabilir. Eksi 5 de olabilirdi. Eksi 2 ile 3'ü toplasam 1 gelir. Eksi 5 ile 3'ü toplasam eksi 2 gelir. Yani burasının negatif ya da pozitif olduğunu söyleyemiyoruz. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Aynı şekilde burası için de geçerli. O yüzden burada kesinlik söyleyemem. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 geldi. 6. soruda aşağıda bir masa üzerine duran 2 kolinin ve zeminde duran bir kolinin yükseklikleri ve bütün koliler ile ilgili yükseklik hizaları gösterilmiş. Masa yüzeyi zemine paralel olduğuna göre A kolisinin yüksekliği verilen değerlerden hangileri olabilir? Şimdi bu aradaki mesela 2 tane masanın üzerine 2 tane koli duruyor. Burası 3 artı kök 3. Burası 3 eksi kök 1. Dolayısıyla aradaki fark, şimdi şöyle yapalım. Şunu tamamladığımız zaman o zaman burası şöyle diyeceğiz. Burası kök 3 eksi 1 ise burası karşılık olarak 3 artı kök 3'ü tamamlaması gerekiyorsa o zaman buradaki kısmın 4 olması lazım ki 4 ile kök 3 eksi 1 topladığımız zaman 3 artı kök 3 gelsin. Dolayısıyla buradaki mesafenin, yani burada hizaladığımız zaman buradaki mesafenin, şurasının tam tabi 4 birim olması gerekiyor. Burasının kök 3 eksi 1 dedik. Şimdi masayla hizaladığımız zaman burası kök 3 eksi 1 ise bunun tamamının 6 olabilmesi için o zaman buradaki mesafenin de 7 eksi kök 3 olması lazım ki 7 eksi kök 3 ile kök 3 eksi 1 topladığımız zaman kök 3'ler gider. Eksi 1 artı 7'den de 6 olur. Bunu da tamamladığımız zaman o zaman burasının da 7 eksi kök 3 olduğunu söyledik. Aynı şekilde burası da kök 3 eksi 1 olduğunu söyledik. Şimdi bize buradaki mesafe, yani buradakini bilmiyoruz. Biz buradaki kısa kısmı bilmiyoruz. Bunun tamamının 6 dedik. 6 artı 4. Yani şöyle diyebiliriz aslında. A sayısı, burada ayırmamıza bile gerek yokmuş aslında. A sayısı 6'dan büyük olacak. Sonuçta burası 6 idi. A sayısı 6'dan büyük olacak. 6 artı 4, yani tamamı bunun 10 oluyor. Burası 6 artı 4'ten. 10'dan küçük olacak. Buna göre hangisi olabilir? Şimdi A sayısı 4 kök 5 olabilir mi? Köklü ifadeleri karşılaştırmak için karesini alıyorduk biliyorsunuz. 6'nın karesi 36. 4 kök 5'in karesi 16 çarpı 5'ten 80. 10'un karesi 100. Bu aralıkta olduğu için birinci öncül olur. 5 kök 2. Şimdi yine aynı bunlar 36 ile 100 arasında. 5 kök 2'nin karesini aldığımız zaman 25 çarpı 2'den 50. O da bu aralıkta. Bunu da alırız. 6 kök 3'ün karesini aldığımız zaman 36 çarpı 3 108. 108 bu aralıkta değil. O yüzden 3. öncül olmaz. 4 kök 2'ye baktığımız zaman karesini aldık. 16 çarpı 2'den 32 geldi. O da yine 36 ile 100'ün arasında değil. O yüzden 4'ü de alamayız. Cevabımız 1 ve 2 gelir. 7. soruda bir fakültenin 1, 2 ve 3 nolu giriş kapılarından 1 nolu kapıdan numarası sadece tek olanlar, 2 nolu kapıdan numarası sadece çift olanlar, 3 nolu kapıdan numarası sadece 3 ile tam bölünebilenler geçebilmekte. Pazartesi 1'den 100'e kadar numarası olan öğrencilerden 50 tanesi 1 nolu kapıdan geçtiğine göre 2 nolu kapıdan geçen öğrenci sayısı en az kaç olur? Şimdi 50 tanesi o zaman 1 noludan geçtiğine göre 50 tane tek olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım mesela 1, 3, 5 diye gittiğimiz zaman en son 99'a kadar arada kaç tane terim, tek sayı var ona bakalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 2 artı 1. Buradan 50 geliyor. Dolayısıyla 50 tane tek sayı olanların hepsi, mesela 3'ün tam katı olanlar da var sonuçta burada tek olanların içerisinde. Ama 3'ten değil, hepsi o zaman bunların tek olanların her biri 1 noldan geçmiş. Geriye 50 kişi kaldı. Şimdi 50 kişiden de 2 nolu kapıdan geçen öğrenci sayısının en az olmasını istiyor. Şimdi o zaman en az olabilmesi için 3'ten geçebilenler de 3'ten geçsin diyor. Yani burada mesela hem 2, sonuçta geriye kalanlar zaten çift. Burada 2'ye bölünebilenlerle 3'e bölünebilenler, mesela 2 ile 3'ün ortak katı 6. Dolayısıyla mesela eğer altının katları varsa altının katları olanlar 2'den de geçebilir normalde. Zaten diğer yarısı çift sonuçta. 3'ten de geçebilenler varsa 3'ten geçecek. 2'den en az kişi geçsin istiyoruz. O yüzden altının katı olanları bulup kaç tane altının katı varsa onların hepsinin 3 nolu kapıdan geçtiğini düşünerek geri kalanlar da 2 nolu kapıdan geçecek diyeceğiz. 6'dan 96'ya kadar altının katları gelecek. Son terim 96, ilk terim 6. 6'şar 6'şar gideceği için artış miktarı 6 artı 1. Buradan 15, 16 tane 3 nolu kapıdan geçebilecek olanlar var. Dolayısıyla sonuçta buradaki 16 tane kişi 3'ün katları olmuş oldu, altının katları. O yüzden de burada 16 kişi dediğim gibi 3 noludan geçecek. 50 kişi kalmıştı. 16'yı çıkarttığımız zaman 34 kişi, sadece çift olan sayılar mesela 4 gibi, 8 gibi. 34 kişi de 2 nolu kapıdan geçecektir diyoruz. 8. soruda A ve B tam sayılar olmak üzere aşağıda numaralandırılmış dikdörtgen şeklindeki kartonların üzerlerinde o dikdörtgenin alan değeri yazılı. Buna göre bu kartonlardan 4'ü kenarları tam sayı olan karesine tam olarak yerleştirildiğinde kaç numaralı karton dışarıda kalır demiş. Şimdi buradakilerin hepsinin alanları toplamı bir tam kareye eşit olması lazım. Bir hesaplayalım, bunların hepsini toplayalım. Mesela a karelere bakalım. 2a kare, 3a kare, 5 oldu. 6, 4 daha 10a kare. AB'lere bakalım. Eksi 3AB artı 3AB, bunlar zaten gitti. B karelere bakalım. Eksi B kareli artı B kare de gitti. Buradaki B kareli, buradaki B kare de gitti. Eksi 4B kare kaldı. Şimdi bu ifadenin mesela bir kenar x olacak şekilde bu ifadenin bir tam kareye eşit olması gerekiyor ama şu an bir tam kare değil. Bunun için mesela eksi 4B kare var burada. Eksi 4B kareyi nereden elde etmiş olabiliriz? Bir tek eksi 4B kare burada var. A karesi de var tabii. Şöyle ayırsak mesela biz 10A karenin A karesini burada dördüncüyü ayırsam A kare eksi 4B kare desem. Burası 4 numaralı. Geriye mesela 9A kare kaldı. Buradaki A kare eksi 4B kare olan dördüncü kutuyu buraya yazmamış olsak 9A kare kalacak ve bu gittiği zaman 9A kare x kare eşit olacak ve sonuçta 3A'nın karesi gelmiş olacak 9A kare ve bir tam kareye eşit olmuş olacak. O yüzden de dışarıda kalan buradaki değerimiz 4 numaralı karton olacaktır diyoruz. 9. soruda aşağıdaki gerçel sayı doğrusuna x eksi 2 bölü 2 ifadesinin aralığı gösterilmiş. Yani x eksi 2 bölü 2 ifadesi eksi 2 ile eksi 1 arasında verilmiş. İlk sayılarını ifade eden aralık hangi sayı doğrusuna gösterilmiştir diye soruyor. Burada eksi 2 ile eksi 1'in de dahillik veya dahil olmadığı verilmemiş. Burada da gösterilmiyor. O yüzden fark etmez bunları dahil alıp almadığımız. X'e sadece aralığını bırakmamız lazım. Yani x'in ortada tek başına kalması gerekiyor. Bunun için önce buradaki paydadaki 2'den kurtulmak için her tarafı 2 ile genişlettiğim zaman eksi 4 küçüktür. X eksi 2 küçüktür. Burası da eksi 2 geldi. Eksi 2'den kurtulmak için her tarafa 2 ekleyeceğim. Eksi 2 küçüktür, x küçüktür. 2 eklediğim zaman 0 oldu. Dolayısıyla x'in aralığı eksi 2 ile 0 aralığında geldi. Buradan o yüzden cevabımız bakalım. Eksi 2, eksi 1. Hangisine aralık aşağıdaki sayı doğrularının hangisi doğru verilmiştir demişti. Eksi 2 ile 0 C şıkkında verilmiş. 10. soruda Emir bir emlakçıya gidip kiralamak istediği evin özelliklerini evim doğrusal olan bir cadde üzerinde hastane ve marketin arasında bir yerde olmalıdır demiş. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Evi market ile hastane arasında, mesela market burada olsun, hastane burada olsun. Evimin markete uzaklığı en az 50 metre. Şimdi şöyle bunlara değer verelim. Mesela burası x, y olsun. Bunların arasındaki mesafe de z kadar olsun. Evimin markete olan uzaklığı, yani y değeri en az 50, en çok 200. Y değeri 50 ile 200 arasında. Marketin hastaneye olan uzaklığı, yani z değeri ise en az 300, en çok 400 metre olmalı. Buna göre Emir'in istediği özellikle bir evin hastaneye olan uzaklığı, yani bizden x'in aralığını istemiş. Şimdi biz z değerinden y'yi çıkarttığımız zaman x'in aralığını bulmuş oluyoruz. O zaman z'den y'yi çıkartacağım. Bunun için eşitsizliğin burasını eksiyle çarparak alt alta yazıp toplayalım bunları. Şimdi 300 küçük eşittir z küçük eşittir 400 geldi. Burasını eksiyle çarptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Dolayısıyla en küçük değerimiz buradan eksi 200. Küçük eşittir eksi y küçük eşittir eksi 50. Topladığımız zaman z eksi y değeri bize x'i verecek. Direkt onu yazalım. 300 eksi 200'den burası 100. 400 eksi 50'den de 350 geldi. Dolayısıyla x'in aralığı 100 ile 350 arasında oldu. O yüzden de cevabımız B şıkkı geldi. 11. soruda A, B ve C'de iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A, B ve CD sayılarının toplamı AD veya DA gibi iki basamaklı sayılar olabilen AB ve CD ikilisine dönüşümlü ikili denir. Yani burada onlar basamağıyla burada birler basamağını almış ya da ters çevirmiş. Buna göre bakalım şimdi 3x ile 15'i topladığımız zaman o zaman 35'e eşit olabilir. Veya 3x ile 15 topladığımız zaman da onun tam tersi, yani DA'yı yazacağım. 53'e eşit olabilir. Aynı şekilde 24 ile y8'i topladığım zaman 28'e eşit olabilir. Ya da bunun tersi olacak şekilde 82'ye eşit olabilir. Bakalım hangisi sağlıyor? 3x ve y8 iki basamaklı doğal sayılar. Şimdi bunu diğer tarafa aldığım zaman 3x eşittir 20. Şimdi 3x sonuçta iki basamaklı bir sayı olduğu için bu arada çarpı gibi düşünmüyoruz bunu. Yani onlar basamağı 3, burada ise onlar basamağı 2 gelmiş. Dolayısıyla bu olmaz. Buraya bakalım 3x eşittir. Karşı tarafa aldığımız zaman buradan 38 geliyor. Dolayısıyla 3x iki basamaklı sayısı, onlar basamağı 3. Birler basamağı da o zaman x değerimiz 8 olacak. Buraya bakalım y8 sayısını diğer tarafa aldığım zaman buradan 4 geldi. y8 iki basamaklı sayıydı, bu da olmadı. y8 eşittir 24'ü diğer tarafa aldığım zaman buradan 8 geldi. Buradan da 7-2'den 5. Dolayısıyla y8 sayısı 58'e eşit olacak. Birler basamakları eşit. O yüzden de y sayısı 5 olacak. Buna göre x'ye çarpımını istemiş bizden. 8 çarpı 5'ten cevabımız 40 geldi. 12. soruda aşağıda her biri zemine paralel boy uzunlukları ve boy hizaları gösterilmiş. 4 vida şekildeki tahta parçasına vidalanmış durumda. Buna göre en üstteki vidanın A ucunun KL hizasına gelebilmesi için kaç birim daha içeri doğru vidalanmalıdır? KL hizasına gelebilmesi için, yani buradaki şu mesafeyi sormuş bize. Burasını istiyoruz. Buna göre ne yapabiliriz? Mesela buradaki aradaki farklardan gitmeye çalışacağız. Şöyle çizsek. Burasının mesela tamamının 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle yapabiliriz. Mesela buradaki tamamından bu kısmı çıkartırsam bu aradaki farkı ben burasını bulmuş olurum. O zaman onunla başlayalım. 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 3'ten burasını çıkartacağım. Yani 2 çarpı 5 üzeri 3 artı 3 çarpı 5 üzeri 2'yi çıkartacağım. Buradan eksiyi dağıttığımız zaman eksi 2 çarpı 5 üzeri 3'ten artı 5 üzeri 3 dediğimiz zaman eksi 5 üzeri 3 kaldı. Burada eksi 3 oldu. Şimdi şöyle diyelim bunda. Artı 5 üzeri 4 var. Eksi 3 çarpı 5 üzeri 2 var. Bunları düzenlememiz lazım ya da bu şekilde bırakalım direkt. 5 üzeri 4 eksi 5 üzeri 3 şöyle yazalım. Eksi 3 çarpı 5 üzeri 2. Burası buradaki çizdiğim yere eşit. Yani y diyelim ona da, burasına eşit. Şimdi biz mesela buradaki değeri sonuçta biliyoruz. Buradaki değerle de o zaman 5 üzeri 2'yi toplarsak buradaki değeri bulmuş oluruz. Dolayısıyla oradan da buraya ulaşacağım. O zaman bu ifadeye, yani buna y demiştik. Bu ifadeye ben 5 üzeri 2'yi eklediğim zaman dediğim gibi buradaki kısma eşit olacak. O zaman eklediğim zaman buradaki değerimiz ne geliyor? 5 üzeri 4 eksi 5 üzeri 3. Bunları topladığımız zaman da eksi 2 çarpı 5 üzeri 2 geldi. Dolayısıyla buradaki değeri buraya yazdım. 5 üzeri 4 eksi 5 üzeri 3 eksi 2 çarpı 5 üzeri 2. Buna eşitmiş. Şimdi ben buradaki ifadenin tamamından, yani bu değerden bunu çıkarttığım zaman da buradaki x değerini bulacağım. O zaman 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 2'den bunu çıkartıyorsam eksiyle çarparak yazacağım. Eksi 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 3 artı 2 çarpı 5 üzeri 2. 5 üzeri 4'ler gitti. Buradan 3 çarpı 5 üzeri 2 artı 5 üzeri 3. 125 artı 75'ten dolayı da cevabımız 200 oldu. 13. soruda yandaki şemada dairesel A ve B, üçgensel C, dikdörtgensel D kümesi gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bağlı bölgede bulunamaz? Şimdi bu değerlerimize mesela bakalım tek tek bunların ne olduğuna. Mesela burada A sayısı en az 2 basamaklı doğal sayılar. O zaman en az 2 basamaklıysa 2 basamaklı olabilir, 3 basamaklı olabilir, 4 basamaklı olabilir, 5, 6, 7 sonsuza kadar gider. En az demiş çünkü. En çok 4 basamaklı diyorsa burası da 4 basamaklı olabilir, 3 basamaklı olabilir, 2 basamaklı, 1 basamaklı olabilir. Bundan sonra zaten başka bir basamak yazamayız. Dolayısıyla B kümesinde sadece bunlar var. A kümesinde burada sonsuza kadar gidiyor. Burada tek sayılar, burada da çift sayılar demiş. Şimdi bu kısma baktığımız zaman tek tek inceleyelim. A ile B'nin kesişimi. A ile B'nin kesişiminde kimler var? 2 basamaklı olabilir, 3 basamaklı olabilir, 4 basamaklı olabilir. Diğerleri kesişmiyor. Ve bunlar aynı zamanda D'nin içerisinde olduğu için, D kümesinde olduğu için çift olacak. Daha sonra bu kısma bakalım. Burada da şimdi B kümesi normalde 4 basamak, 3 basamak, 2 basamak, 1 basamaklı olabilir. Buradaki kısım şimdi bu A'dan farklı dediğine göre yani B'nin kesinlikle A'dan ayrı olduğu elemanlardan bahsediyor. Şimdi normalde burada B'nin içerisinde 4 basamak, 3 basamak, 2 basamak ikisinin kesiştiği kısım. Ayrık olduğu kısım ise sadece 1 basamak. Dolayısıyla burada 1 basamaklardan bahsediyor. B'nin A'dan farkı çünkü burası. B'de o zaman farklı olarak bir tek 1 basamakları yazabilirim. Ve C ile de kesiştiği için 1 basamaklı olacak ve tek olacak. Bu kısma baktığımız zaman ise bu da A'nın B'den farkı. A'nın B'den farkında ise mesela bunların 2, 3, 4 bunların hepsi B'de var. A'nın B'den farkı ise 5 basamak, 6 basamak sonsuza kadar giden basamak türlerinden bahsediyor. Ve A'nın da yine C ile kesiştiği için tek sayılar olacak bunlar. Şimdi şıklara bakalım. Mesela 10.001 sayısı 5 basamaklı bir tek burada var. Ve 5 basamaklı sayı tek olacağı için A'yı yazabilirim. 3450 sayısı 4 basamaklı. Şimdi 4 basamaklılar burada yok, burada yok. Sadece burada var. 4 basamaklılar çift olacakmış. Çift olursa buraya yazabilirim. Tamam. 345'e baktığımız zaman 3 basamaklı. Şimdi 3 basamaklı bir tek burada var. 3 basamaklılar da çift olursa ancak buraya yazabiliyorum. Başka türlü yazamam. Başka yerde zaten çift yok. Dolayısıyla bu olmayacak. Diğerlerini de inceleyelim. 542 mesela. 542 3 basamaklı. 3 basamakları buraya yazıyorum. Çift olursa yazıyorum. Dolayısıyla C de var. 7 bir basamaklı, bir basamaklı olup tek olanları buraya yazacağım. Dolayısıyla E de var. Ama burada dediğim gibi 345, 3 basamaklı olup çiftleri yazabilirim. Tekleri yazamam. O yüzden de boyalı bölgede 345 bulunamaz diyoruz. 14. soruda yukarıdaki 1, 2 ve 3 nolu grafik y eşittir fx, y eşittir mutlak fx, y eşittir eksi fx fonksiyonları ile hangisinde sırasıyla doğru eşleştirilmiş olabilir? Şimdi mutlak fx'de mesela fx'in farkına bakacak olursak mesela fx grafiğimiz altta da olabilir. Yani x eksenin altında da olabilir, üstünde de olabilir. Mutlak fx ise buradaki grafiğin altında olan yani x eksenin altında olanların tamamının x eksene göre simetrisini alması lazım. Mesela şıklara bakalım. Şimdi tamamının mesela üstte x eksenin üstünde olan grafik bir tek burada var. Bu grafiğin mutlak fx olma ihtimali yüksek. Hatta bu grafikte fx fonksiyonu olmalı ki buradaki fx fonksiyonu mutlağını aldığı zaman x eksenin altında kalan kısmın tamamı x eksenine göre simetrisini alıp bu şekilde oluşmuş. Buradaki kısım x eksenin üstünde olan kısma hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Bunun mutlağını aldığım zaman dediğim gibi altta olan kısım üst kısma taşınmış oldu. Simetrisi alındı. Dolayısıyla burası fx, burası da mutlak fx. Eksi fx dediğimiz ifadede burada x eksenine göre simetrisini al demektir. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz buysa mutlak eksi fx dediğimiz ifade x eksenine göre simetrisini aldığımız zaman eksi c, c'ye gelecek. Buradaki değerimizde pozitif olan değerimizde buradaki negatif değere karşılık gelecek. Dolayısıyla buradan da ifademiz orası da eksi fx oldu. O yüzden sıralama 1, 2, 3'e göre sıralamamız şöyle olacak. Yani daha doğrusu fx'e karşılık gelen grafik ikinci grafik. Mutlak fx'e karşılık gelen grafik birinci grafik. Eksi fx'e denk gelen grafikte 3. grafik olduğu için cevabımız C şıkkı oldu. 15. soruda 3972 sayısının 36 ile bölümünden kalan bölme işlemi yapılmadan aşağıdaki adımlarla bulunabilir. İlk olarak 36 sayısı aralarında asal çarpımlar olacak şekilde 4 ile 9'un çarpımından dolayı 4 ve 9 sayısı seçilir. 3972 sayısının hem 4 ile hem de 9 ile bölümünden kalanlar ayrı ayrı bulunur. 9 ile bölümünden 3 kaldığından 3 sayısına 9'ar eklenerek 36'dan küçük değerler elde edilir. Elde edilen değerlerden 4 ile bölündüğünde kalanın 0 olması kontrol edilir. 12 bu şarta uyduğundan 3972 sayısının 36 ile bölümünden kalan 12 olarak bulunmuş olur. Buna göre bize 10 üzeri 8 sayısının 12 ile bölümünden kalanını sormuş. Şimdi öncelikle 12 sayısını aralarında asal olacak şekilde 4 çarpı 3 olarak yazdım ve 4 ve 3 sayısını seçmiş oldum. Şimdi 10 üzeri 8 sayısının 4 ile bölümünden kalana bakacağım. Şimdi 4 ile bölünmede son 3 basamağa bakıyorduk. 10 üzeri 8 olduğuna göre burada 8 tane 0 var. Sonuç olarak son 3 basamağın 0 olduğundan dolayı 4 ile tam bölünür. Kalan buradan 0'dır. Aynı şekilde 10 üzeri 8 sayısının 3 ile bölümünden kalana bakacağım bu sefer. Şöyle yazalım. 3 ile bölünebilmesi için de rakamlar toplamı. Rakamları topladığımız zaman 1 geldi. Dolayısıyla 3 ile bölümünden de kalan 1. Daha sonra bu kalanlar da şimdi kalanı 0 olana ellemiyor. Kalanı 3 olana yani bizim de elimizde kalan 1. 1 olana burada 3 olana nasıl 9 eklediyse biz de 1 olana 3 ekleyeceğiz. 4 geldi. Aynı şekilde 4'e burada yaptığı gibi 3'e 9 ekledi. 12, 12'ye 9 ekledi şeklinde devam ediyor. 4'e 3 ekledik 7 geldi. 7'ye 3 ekledik 10 şeklinde devam ediyor. Buna göre bunların arasında 4 ile bölündüğünde, bu sonuçların arasında 4 ile bölündüğünde kalanın 0 olması kontrol edilir demiş. Kalan 4 ile bölündüğünde kalanı 0 veren buradaki sayı. Dolayısıyla 36 ile bölümünden kalan 12 olarak işaretlenir. 4 ile bölümünde kalan 0'ı bu verdiğine göre o zaman bu sayının da 12 ile bölümünden kalan 4'tür diyoruz. 16. soruda bir maden ocağına çıkarılan kömür 10 ton kapasiteli kamyonlar veya 20 ton kapasiteli tırlar ile nakledilmektedir. Her bir kamyonun taşıma maliyeti 1500 TL, tırın taşıma maliyeti ise 2000 TL olmak üzere bir günde çıkarılan kömürün tamamı kamyonlar ile nakledildiğinde ödenecek toplam tutar, tamamı tırlar ile nakledildiğinde ödenecek toplam tutardan 10.000 TL fazladır. Buna göre maden ocağında bir günde çıkarılan toplam kömür kaç tondur demiş. Şimdi 10 tonluk ve 20 tonluk iki farklı araç var. Burada mesela maden ocağında 22'sine de bölünebilecek şekilde şöyle yapalım. Maden ocağına çıkarılan kömür mesela 20x ton olsaydı. Şimdi 20x ton burada bir kamyon 10 ton taşıyorsa o zaman 20x'i 10'a böldüğüm zaman 2x defa taşıma işlemi gerçekleşecek demektir. 2x taşıma, her bir taşıma 1500 olduğuna göre 2x çarpı 1500 TL masrafı olacak. Tır için ise 20x kömür var. 20x tondan bahsediyoruz. 20x'i tırda her bir taşıma 20 ton olduğu için 20x'i 20'ye böldüğüm zaman bu sefer bir taşıma, yani toplamda x tane taşıma olmuş olacak. Bir tane taşıma 2000 TL olduğuna göre o zaman x tane taşıma x çarpı 2000 TL yapacak. Burası tırın tutarı. Şimdi bize şunu söylüyor. Kamyonla gidildiğinde 10.000 TL fazla. O zaman biz bundan 10.000 TL'yi çıkarttığımız zaman bunlar birbirine eşit olacak. Çünkü burası 10.000 TL fazlaymış diğerinden. Şöyle yapalım. Buradaki 2000x'i buraya aldığımız zaman burası 3000x yaptı. 2000x'i buraya aldığımız zaman 1000x geldi. 10.000 de diğer tarafa aldığımız zaman 1000x 10.000'e eşitse x de buradan 10 geldi. O zaman toplam kömür 20 çarpı x'ti. 20 çarpı 10'dan o zaman 200 ton gelmiş oldu. 17. soruda bir DVD film kiralama firması kiraladığı DVD'nin başlangıçta satış fiyatını müşteriden alıp müşteri DVD'yi geri getirdiğinde satış fiyatının 5/6'sını iade ediyor. Şimdi mesela DVD 6x kadar olsa 5x'ini iade edecek, x de ona kalan kar olacak. Pazartesi günü bu şekilde firmadan 100 adet DVD kiralanıp kısa süresi dolduğunda müşterilerden bir kısmı DVD'leri geri getirmiyor demiş. Bu durumda firmanın geliri tüm müşteriler DVD'leri geri getirdiğinde elde edeceği gelirin 6/5'i oluyor. Şimdi şöyle diyelim, mesela A kadarı DVD'leri geri getirenler olsun. 100-A da o zaman DVD'leri geri getirmeyenler. Şimdi 100 adetlerin DVD'leri bir kısmı getirmiyor demiş. Şimdi DVD'leri getirenler A kadar kişi ise DVD'leri geri getirenlerden X kadar kar alıyordu. Bir kişiden X alıyor. A kadar kişiden X çarpı A kadar kar etti. Geri getirmeyenler 100-A dedik. Bunlarda da 6x kadardı. Geri getirmeyenden 6x kar etmiş oluyor. Dolayısıyla 6x çarpı 100-A geldi. Bu toplamda elde ettiği gelir. Bize diyor ki normalde tüm müşteriler DVD'leri geri getirdiğinde. Şimdi tüm müşteriler DVD'leri geri getirmiş olsaydı o zaman her birden x kadar kar edecekti. 100 tane DVD sattığına göre çarpı 100 diyorum. Yani bu kadar kar edecekti. Yani geliri bu kadar olacaktı daha doğrusu. Dolayısıyla her biri geri getirdiği için geliri bu kadar olacaktı. Bu kadarın 6/5'i buna eşit olacakmış. Çünkü elde edeceği gelirin 6/5'i bu ilk başta verdiği ifadeye eşitmiş. Bunun 6/5'ini alıyoruz o zaman. Sadeleştirelim, buradan 20. Burası 120x. Burası x çarpı a. Burada 600x eksi 6xa geldi. Daha sonra eksi 5xa. Pardon 5xa. Artı 600x eşittir 120x oldu. 120'yi buraya aldığımız zaman 480x eşittir 5xA. X'ler sadeleşti. 480'i 5'e böldüğümüz zaman da A değerimiz buradan 96 oldu. Şimdi bunlar geri getirenler, yani geri iade edenler 96 kişi. Geri getirmeyenleri soruyor bize. Dolayısıyla 100-A'dan yani 100-96'dan 4 kişi DVD'yi geri getirmemiş diyoruz. 18. soruda bir iş yerinde tüm usta ve çırakların çalıştığı bir günde A+C çarpı B kare adet ürün imal edilmekte. İşe gelmeyen her usta için günde A adet, her çırak için günde B adet eksik ürün imal edilmekte. İşe B adet usta ve C adet çırak gelmediğinde günde toplam kaç adet ürün imal edilir? Şimdi bir usta gelmediğinde A adet ürün eksikse, B adet usta gelmeyecekse B çarpı A kadar ürün imal edilmemiş oluyor. Aynı şekilde bir çırak günde B adet ürün normalde eksik kalıyorsa, C tane çırak gelmeyecekse o zaman B çarpı C kadar ürün imal edilmeyecek. Yani toplamda bu kadar eksik olacak. Normalde bu kadar oluyordu. Bu kadar eksik kalacağına göre kaç adet ürün imal edilir diye sormuş. Aradaki farka bakacağız. Yani burada hatta bu şekilde yazalım yine. A artı C çarpı B kareden. Buradaki değeri çıkartacağım. Burada da B'ler ortak. B parantezinde A artı C yazabiliriz. Düzenleyelim burasını. Yine A artı C'leri ortak. A artı C parantezine aldım. Buradan B kare eksi B geldi. Bunu da şöyle açalım. A artı C çarpı burasına B parantezine aldığım zaman B eksi 1 geldi. Dolayısıyla toplam imal edilen ürün sayısı A artı C çarpı B eksi 1, yani A şıkkında verilmiş. 19. soruda bir internet sitesinde kaç mililitrelik parfümlerin kaç TL'den satıldığı gösterilmiş. Erkin bu iki çeşit parfümden toplam 20 şişe aldığında toplam parfüm miktarı 1400 mililitre olduğuna göre Erkin ödemesi gereken toplam tutar kaç TL'dir? Şimdi bundan x tane alsın. Bundan 20 eksi x tane alsın. Burada toplamların, hatta şöyle diyelim, başka bir değer yazalım. Direkt y diyelim. X ile y'nin toplamı o zaman 20 şişe. Şişe sayıları buradan x şişe, buradan y şişe aldık. Miktar olarak da baktığımız zaman 50 mililitre x tane aldıysam 50x mililitre. 100 mililitre ise o zaman buradan da 100y mililitre, toplamda 1400 mililitreye eşit olacakmış. Buna göre x ve y değerlerini bulmamız lazım ki ne kadar tuttuğunu bulalım. Şimdi şöyle yapalım. Burası mesela eksiyle çarpsam taraf tarafa toplayacağım. Bunlar gitti. Eksi 50y artı 100'den 50y. Burası 50 ile 20'yi çarptığımız zaman burası 1000 geldi. Eksi 1000 oldu. Artı 1400'den dolayı da burası 400 geldi. Dolayısıyla buradan y değerimiz de 8 geldi. Y değerimiz 8 ise x değerimiz de 12 oldu. Dolayısıyla toplam ödemesi gereken tutar. Burada x 12, y 8 olduğuna göre o zaman 240 çarpı 12 tutarlarına bakıyoruz. 320 çarpı 8 diyeceğiz. Buna göre buradaki değerlerimiz, şimdi 12 ile şöyle diyelim, burası 12 çarpı 2 desek 144. Buradan 288, yani 2880 geldi. 32 çarpı 8'den de buradan 16, 24, 25, 2560 geldi. Topladığımız zaman da bu değerleri 5440 sonucuna ulaşıyoruz. 20. soruda Büşra uçlu kalemine bir uç takıp 4 kez basarsa birinci şekildeki, 12 kez basarsa ikinci şekildeki bu uzunluklar ölçülüyor. Buna göre Büşra'nın kaleminin uç takılmadan önceki boyu kaç santimdir? Şimdi kalemin boyu x kadar ise o zaman ucu ne kadar olacak? 21 eksi x. Aynı şekilde kalemin uzunluğu x ise buradaki ucun uzunluğu 23 eksi x gelecek. Şimdi 4 kez basıldığında 21 eksi x, o zaman bir kere basıldığını bulmak için 21 eksi x'i 4'e böldüğüm zaman bir kere basıldığında ne kadar çıkacağını bulacağız. Aynı şekilde burada da 23 eksi x toplamda ucun uzunluğu 12 kez basılmış. Ben bunu 12'ye böldüğüm zaman da bir kez basıldığında ne kadar çıkacağını verecek. İkisi de sonuçta eşit olacağına göre aynı kalemler birbirlerine eşit olması gerekiyor. Sadeleştirelim, şöyle 3 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 63 eksi 3x, 23 eksi x. Diğer tarafa aldığımız zaman 2x eşittir 40. X de buradan 20 geldi. Uç takılmadan önceki kalemin boyunu sormuştu zaten. Dolayısıyla cevabımız 20 oldu.